gelişmeler bugün Saygı Öztürk'te Sedat Pekere o çok yakın ismin Emre Olurun ifadesine ulaşmış. İfadesinde 10 civarında gazeteciyle ilişkileri gündeme getirilmiş ve Emre Olura sorulmuş. Efendim şimdi gündemdeki bu haberi huzurlarınıza ve yorumunuza getiriyoruz. Önce kendisine en yakın isim tutuklandı. Şimdi ise Interpol araması genişletildi. Sedat Peker artık tüm dünyada aranıyor. Avukatı belli ki bir şeyler değişiyor notuyla sosyal medyadan duyurdu. Önce Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı öğrenildi. Ardından yakalama kararı çıkartıldı. Interpol mafya lideri Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Ancak sadece savunma salınmak üzere. Kırmızı bülten genişletildi. Peker artık tüm dünyada aranıyor. İddia Sedat Peker'in avukat Ersan Barkın'a ait. Avukat son durumu belli ki bir şeyler değişiyor notuyla duyurdu. Sedat Peker'in ilk yayınladığı videolarının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Bakanlar, AKP yakın isimler, çok sayıda siyasetçi ve gazeteci hedef aldığı videoları o gün bugündür gündemin ilk sıralarında. Son olarak Erdoğan'la helalleşme videosu yayınlayacağım demişti. Seçimden iki ay öncesini işaret ederek Cumhurbaşkanı'na yakın iki ismin rüşvet iddiaları da gündemin ilk sıralarındaydı. Daha sonraki gelişmeleri anlatacağım. Paylaşımlarını durdurmuştu. Suikast iddiaları ortaya atılmış. Ardından Beykoz'daki evi kurşunlanmıştı. Sedat Peker'in e, suikasti için ya da kellesi için ortaya konulmuş, ödüller konmuş. Peker'e yakın isimlerden emri olur. Geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Sedat Peker öven tweetler attığından suç örgütü üyeliğinden emri olur. Sedat Peker'in suç örgütü üyeliği davasında tek tutuklu sanık. Daha önce davada tutuklu sanık kalmamıştı. Interpol'ün kırmızı bülten kararını kaldıracağı da iddia edilmişti. Ancak Peker'in avukatı Ersan Barkın'a göre Interpol Peker'i tüm dünyada arayacak. Tutuklu Emre Olur da savcılık ifadesinde Peker'in basın danışmanı olduğunu yalanladı. Peker'in avukatı da Emre Olur'un Peker'in kara kutusu olmadığını yazdı. Emre Olur'un Peker'in yanında 7 ay çay vermek, telefonlara yanıt vermek gibi görevler yaptığını belirtti. Peker'in kara kutusu, sağ kolu, basın danışmanı diye getiriliyor ve basın mensuplara başta olmak üzere korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor dedi. Aktivinin emekçi kardeşim Yiğit Can İlhaslan gece birden itibaren çalıştı. Bu manşeti sizler için hazırladı. Şimdi sabah dörtte kalktık ve gazeteleri de okuduk hazırlıklarla birlikte. Bakın bugün Saygı Öztürk, sorguda Doğu Perinçek ve 10 gazeteci soruldu diyor bugün. İşte Sedat Peker'in basın danışmanı diye yazılan emri olur. Türkiye'ye getirildi. Ondan sonra sorgulamasında neler gündeme geldi? Ankara'nın deneyimli gazetecisi Saygı Öztürk bunları irdelemiş. İşte aralarında İsmail Saymaz'ın da olduğu çok sayıda önemli isim, gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, bakın Barış Pehlivan da var. Onlarla ilgili sorular gündeme getirilmiş. Şunu ifade etmek isterim. Bir gazeteci işi gereği herkese görüşür. Herkesle. İş ve mesele odur ki gazeteci mesafe ayarını bilsin. Burada adı geçen arkadaşlarım mesleki görevlerini yerine getirmişlerdir. Soru sormuşlardır, haber alma, teyit etme. Mesela Barış Beylivan'la ilgili bir soru sormuşlar Barış Beylivan'la ilgili. O da demiş ki Barış Beylivan bir iddia vardı Sedat Peker'le ilgili, onu teyit etmek için aradı demişler. Yani gazeteci tekrar ediyorum, hatta bu konuda Ufuk Güldemir'in muazzam bir sözü vardır, bütün gazetecilerin kulağına küpe. Ama onu şimdi daha çocuklar bizimle birlikte burada o şekilde ifade etmeyin. Bir gün anlatırım ben size. Ufuk Güldemir gazetecinin herkesle görüşmesi gerektiğinin, herkese görüşebileceğinin ama mesafe ayarının ne kadar önemli olduğunu altını çizmiştir. Ama Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısından da Sedat Peker'in adamına gazetecilerle yaptığı görüşmelerden bahsediyor. Saygı Öztürk fakat şu da dikkatimi çekti. Orada isimlerden bahsetmiş fakat tanınmış iki gazeteci diye bir ifadesi var Saygı Öztürk'ün. Tanınmış iki gazeteciyle Sedat Peker arasındaki ilişki de sorulmuş Emre Olur'a. Fakat Saygı abi diğer gazetecinin isimlerini verirken bu iki gazeteciyi söylememiş. Çok merak ettim doğrusu. Yayından sonra arayacağım kendisine. Gazetelere devam edelim. Bakalım ne var? Cumhuriyet. Ormanlar böyle yandı. İlerleyen dakikalarda Marmaris gazetesine de bakacağız. Bu konuda neden gece yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok şeklindeki eleştiriler gündeme gelecek. Şimdi sırada Tuncay Molla Veysoğlu'nun manşeti. Helikopter kiralanan şirketler söndür emrine uymadı. Ormanlar böyle yandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı helikopterlerle hava gücünü artırmasına karşın meydana gelen orman yangınlarına havadan yeterli müdahale edilemedi. Rusya'dan kiralanan 15 helikopterin paraları ödenmediği gerekçesiyle kalkış yap emrini yerine getirmediği iddia ediliyor. Bu iddialarda yine konuşulacak efendim diyelim. Dün burada Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal vardı. Tam da burada. Kendisine bir takım sorular sorduk. Gün boyu haber sitelerinde ve akşam gün boyu haber kanallarında çok detaylı olarak yer aldı Gültekin Uysal'ın sözleri. İşte o manşetlerden ilki. Sayın Erdoğan, kendi sosyolojisine hitap edecek bir sağ referans. Sağ Parti. Karşı da istemiyor. Bunu istemiyor. O böyle hep sol olsun, yani. hep böyle marjinal böyle bir, bir en uçtan bir şey. Kapalı gişe oynadığı bir mekanizma Çünkü var. Öyle bir o oyun kırıldı. Bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısı oradadır. Bunu kırdı. Bize. Dedi. 2014 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini işaret etti. Kılıçdaroğlu o gün o taşları döşediği için bugün bu masa var dedi. Sayın Kılıçdaroğlu çok tarihi bir vazife yapıyor. Sadece kendi seçmen kitlesi hitap ettiği kesimler değil. Genel Başkan seçildiği andan itibaren e, genelin rızasını gözetecek bir üslupla Türkiye'yi birileri soğuk savaş döneminin strateji içerisinde kadastro geçirmiş, kimlik mahallelerine, sahalarına bölmüş. Buna bir itiraz var. Artık bunu Türkiye taşıyamaz. Ve e, hamleleriyle, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu irade olması dolayısıyla e, yaşanan bu süreç içerisinde bir takım ön yargılar var. Bu ön yargıları minimize edebileceği, asgariye indirebileceği kadar Sayın Kılıçdaroğlu tutum, davranış, tercihleri. Ee, şimdi 2019 yılında hmm. Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığını konuşuyoruz ama esas 2014 yılında Mansur Yavaş'ı aday yapabilmek büyük bir cesaret. O günkü CHP'de. O taşları döşediği için bugün bu noktadayız. Bugün bu masa var. Altılı masa liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yeni bir sabah programında İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt verdi. Ortak aday ve tek aday dedi. Biz 2018 seçimlerinde toplumsal muhalefetin enerjisini birinci tura hedefleyerek en azami noktaya çık çıkartmak için bir strateji izlemek lazım. Bunu da en önemli Kaldıracı, ortak aday ve tek aday. Uysal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki Central Park'ta gezerken çekilen görüntüleri de soruldu. Uysal o soruya keşke Gezi Parkı'nda da gezebilseydi yorumunu yaptı. Sayın Başkan burası Central Park. Bunu bir yorumlar mısınız rica edeceğim? Bence çok önemli bir fotoğraf ve görüntü. Ee, gönlümüz arzu eder ki Sayın Erdoğan Central Park'ta böyle gezerken keşke Gezi Parkı'nda gezebilseydi. İşte gün boyu çok konuşulan haber kanallarında da alıntı yapılan haber bu ve mesela karar gibi çok sayıda gazetede de yer almış efendim bakın. Tıpkı Gültekin Uysal'ın dün burada Halk TV'de yaptığı açıklama gibi Saadet lideri de Central Park Samimiyetine Taksim'de de ihtiyaç var diyor efendim. Her iki lider de aynı bakış açısıyla eleştirmiş Sayın Erdoğan'ı. Cumhuriyet'te genel yayın yönetmeni imzalı bir haber daha dikkatimi çekti bu konularla ilgili. Sonra da nacizane bir yazı kalemi aldım. HalkTV.com.tr'de şu anda yayına girmiş olan o yazıyı da sizlere, sizlerin yorumlarına emanet edeceğim. Şöyle 3-4 dakika sonra. Şimdi Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalı'nın haberi. Hedef ortak aday. Dikkat ediyorsanız demokrasi meydana katılan bütün liderler veya bütün politikacılarda ortak adayla seçime gidilmesi gerektiğini, eğer altı liderin ortak adayla Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir yarışı organize edebilirlerse seçimi kazanabileceklerine inandıklarını hepiniz Görüyorsunuz efendim. Hedef ortak aday Arif Kızılyalı'nın manşeti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin masayı sağlam tutalım. Ortak aday konusunda ısrarlıyız. İlk turda kazanacak hem de farkla kazanacak bir aday için çalışıyoruz. İş birinci turda biter. En önemli hedefimiz ortak aday. Her öneriye açığız dedi. Dün gündem çalışmamızı yaparken Ankara'dan Nel Kemaloğlu dikkatimi çekti. Dedi ki, bir milletvekili, bir kadın milletvekili çocuklarımızı gündem almış. Hemen editörümle Hilal'le konuştuk, Hilal Yağız'la. O da hazırlıkları yaptı ve sağ olsun Hilal Ankara'yı aradı. Milletvekilimizle konuştu. Hangi partiden olursa olsun bir milletvekilinin öncelikli görevi çocuklarımız, onların anneleri, babaları... Anayasamızda yazıldığı gibi sosyal devlet olan devletimizin çocuklarımız aç yatmasınlar, okula aç gitmesinler şeklindeki sosyal devletin gereklerini her fırsatta hatırlatacağız. İsmail Küçükkaya'yla yeni bir sabahın bu sabahların amacı anlamı işte budur. Bilüeshüşminetlerin eee dünya yoksul.